Bankaya para yatıran aileye 15 yıl hapis. Baskından evleri yakılan ailenin feryadı. 100 gün raporu ekonomik krizi göz önüne serdi. Günün haberleri başlıyor. Eskişehir'de Gülen cemaati soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Mahmut Selim Attekin 8 yıl 9 ay, eşi Rabia Aptekin de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu yargılanan Mahmut Selim Attekin'le tutuksuz olan eşi Rabia Aptekin karar için mahkeme heyetinin karşısına çıktı. 7 aydır cezaevinde bulunduğunu belirten Mahmut Selim Attekin suçsuz olduğunu ifade etti ve tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kendimi acındırmıştım. İçin de savunma yapmıyorum. Söz konusu Bankasya'ya yatırım amaçlı hesap açtırdım. Hiç kimseden talimat almadım. Örgütsel kapsamda Mühendisler Derneği'ne üye olmadım dedi. Rabia Aptekin de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Ancak Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Mahmut Selim Aptekin'in 8 yıl 9 ay, eşi Rabia Aptekin'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. ...15 Temmuz sonrası OHAL uygulamalarıyla hayata karartılan yüz binlerce insana her geçen gün yeniler ekleniyor. Bunlardan birini daha sosyal medya hesabından duyuran HDP Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan hukuksuzluğu ve zulmü özetledi. Olayın Diyarbakır'da yaşandığını söyleyen Gergerlioğlu, maalesef bugün yaşandı. İsmini veremiyorum, kapatılan özel okul öğretmeni çalışma izni yok, çalışamıyor. Genel sağlık sigortası yaptıracak parası yok, eşi 4 aylık hamile. Sigortası yok, çalışma izni yok, parası yok, işi yok, bebeği anne karnında öldü. Yani parasızlıktan bir can daha gitti sözlerini kullandı. Saat 12'den. Gelmişler buraya, bizi hepimizi yatağın içerisinden çorapsız, giyimsiz bizi çıkarttılar. O saat o dona karşı, o soğuğa karşı bizi beklettirirler. En sondan yakıcı bombayı attılar evin içerisinden. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çobandüzü mahallesine düzenlenen operasyon skandallara sahne oldu. Onlarca zırhlı araçla kuşatılan mahalledeki bazı evlerde aramalar yapan polis özel timleri Polat ailesinin evinin önünde 3 dakika içinde evi boşaltın anonsu yaptı ve aile fertlerinden hemen dışarı çıkmalarını istedi. Ne olduğunu anlam veremeden dışarı çıkarmaları sonrası ise ailenin evinin içerisine gaz bombaları atıldı. Bizi hepimizi yatağın içerisinden çorapsız, giyimsiz bizi çıkarttılar. O saat o dona karşı, o soğuğa karşı bizi beklettirirler. Atılan gaz bombaları nedeniyle evin içerisinde yangın çıktı. Aile eşyalarının bir kısmını alevlerin arasından kurtarmayı başardı ancak bir hafta sonra düğünü olacak olan genç kızlarının çeyizi yanarak kül oldu. Şu anda sen bu cihazları sen görüyorsun. Bir kızın cihazidir, bu haftanın içerisinde düğünü yapacaktı. Yani bunların yaptıkları acaba hangi dinden sıkıyor, hangi kanundan sıkıyor? Evde yangına sebep olan gaz bombalarının bir zırhlı araçtan atıldığını belirten köy sakinleri, özel timlerin daha sonra eve girerek bu gaz kapsüllerini alıp çıktığını anlattı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen aile, daha önce de köyde çok sayıda yargısız infaz gerçekleştirildiğini ancak yetkililerin duyarsız kaldıklarını belirtti. Biz operasyona karşı değiliz. Gelsin operasyon yapsın, arama yapsın ama biz yargısız infaza karşıyız. Ben Türkiye'nin hakimlerinden, Adalet Bakanlığından sesleniyorum. Yargısız infaz yapmayın. Başka benim bir diyeceğim. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz. Başkanlık sisteminin 3 Ağustos'ta açıklanan ilk 100 günlük eylem planı 10 Kasım'da sona ererken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer hazırladığı raporla bu süreçte Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin daha da derinleştiğini gözler önüne serdi.
16 yıllık AKP iktidarının devamı olan tek adam rejiminin açıkladığı 100 günlük eylem planında yüzlerce hedef konulduğunu, binlerce proje sözünün verildiğini hatırlatan Çakır Özer, Türkiye'nin 100 günde geldiği duruma bakıldığında 16 yıllık beceriksizliğin sonucu ekonomik krizin daha da derinleştiğine ve projeler için kaynak dahi bulunamadığına dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanım, bakın ben sizi çerçeve yaptıydım, evimin duvarına astıydım. Şimdi seni bu çerçeveden çıkarıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü sen bize 2002'den bu yana hep vaatlerde bulundun. Artık seni bu çerçeveden çıkarıyorum. Seni evimden çıkarıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Daha benim gönlümde, evimde yoksun benim için. Çünkü beni bitirdin. Bizim ocağımızdaki, o soframızdaki ekmeği aldın. Konum kadar... Çakır Özer bu 100 günün emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işsizin, kadınların, öğrencilerin ve hak hukuk adalet bekleyen milyonların yüzünü güldürmediği açık diye konuştu. Raporda kongordato ve işsizliğin rekor kırması, iş cinayetlerinin artması, bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğinin başlatılmasına karşın yurt dışına kaçışın artarak devam etmesi ve ekonomik krizin ameliyatları vurması da ayrıntılarıyla anlatılıyor. 16 senelik senin peşinde verdiğim emek... Sana haram olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Haram olsun. Spider-Man, Fantastic Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi karakterlere hayat veren Amerikalı çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti. 1922'de New York'ta doğan dünyaca ünlü yazar, okulu bıraktıktan sonra çizgi roman şirketi Timely'de çalışmaya başlamıştı. İlk hikayesi 1942 yılında Kaptan Amerika hakkında olan Stan Lee, farklı isimler altında yazılar yazdığı dönemde çalıştığı şirkette ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında çizen ünlü yazar ardından Hulk ve Örümcek Adam'ı yayınladı. Büyük beğeni toplayan karakterler Stan Lee'yi zirveye taşıdı. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can.